Keşke hiç vurmasaydık, hemen gitseydik. Bu ne? İki gün boyunca Garda Gölü'nde olacağız aslında ve ilk durağımız Sirmione'ydi. Ferrara'dan Sirmione'ye geldik. Ama şu an inanılmaz bir yağmur başladı ve cana ve mala tehlike oluşturabilecek diye Google'da uyarı var. Yani burayı şu an böyle gezmemiz de çok mümkün değil. O yüzden otelimizin olduğu Malcesine'ye gideceğiz. Büyük bir şanssızlık maalesef. Umarız biraz düzelir, oraları çekebiliriz en azından. Yarın da birkaç yere daha gitmeyi düşünüyoruz. Bugünü bir sağ salim atlatıp Malcesine'ye varabilmek en önemli şey ama şu an. İnemiyoruz maalesef. Aynen, Malcesine'ye gidiyoruz. Artık ilk durağımız orası. Umarız yarın biraz daha iyi olur hava. Yani biraz tadını çıkartabiliriz buraların. Evet, çünkü göl gerçekten güzel gözüküyor. Bu havaya rağmen masmavi. Garda Gölü'nün etrafı gerçekten cennet gibi. Çok şanssızız böyle bir havada geldiğimiz için. Burası gerçekten başlı başına tek bir tatili hak ediyor. Yani bir hafta kesin kalırsınız diye düşünüyorum burada. Çok tatlı ufak ufak köylerden geçtik ve hiçbirinin ismini bile duymadık. Duyduğumuz 3-4 yer vardı sadece. Şu suyun güzelliğine bakın, şu havada bile. Aslında planımızda Garda'ya Sirmione ile başlamak vardı. Çünkü Sirmione en çok bilinen köylerden bir tanesi. Garda Gölü'nün civarında bulunan. Ama maalesef hava şartları çok kötüydü Sirmione'deyken. Orayı pas geçmek zorunda kaldık ve bizim kalacak yerimiz Malcesine'deydi. O yüzden şimdi Malcesine'ye geldik. Burası Sirmione kadar, Limone Sul Garda kadar bilinen bir yer değil. Ama burası da biliniyor aslında. Çünkü burada bir tane dağ var, Baldo Dağı. Oraya teleferikle çıkabiliyorsunuz ve hiking rotaları var o dağın üstünde. Hem de bu gölün çok güzel bir manzarası olduğu söyleniyor. Biz bunu yapmayacağız muhtemelen. Çünkü hem hiking yapacak zamanımız yok, hem de hava yarın da kötü olacak gibi duruyor. Belki teleferik çalışmıyordur bile. Şimdi Malcesine'de olacağız bu akşam. Yemek yiyeceğiz. Biraz burayı keşfetmeye çalışacağız. Yarın da devam edeceğiz. Yarın buradan arabayla tam şu karşıda gözüken Limone Sul Garda'ya gideceğiz. Oradan sonra da artık yavaş yavaş dönüş yolculuğuna başlamamız lazım. İtalya vloglarımız bitecek. Bakalım Malcesine'de neler varmış. Birlikte bu güzel küçük kasabayı keşfedelim. Şimdi yağmurdan kaçtık ve içeri oturduk. Aynen, bir bruschetta söyledik. Çok lezzetliydi bu arada. Evet. 10 euro verdik onu. Şimdi ben pizza, Burçak'ta deniz ürünlü bir spagetti söyledim. Evet, bakalım. İki de içeceğimiz var. Toplamda 50 euro gibi bir şey ödeyeceğiz. İtalya'da bazı restoranlarda sindirime yardım etsin diye böyle yemeğinizi yedikten sonra limoncello getiriyorlar. Bu alkollü, limonlu bir içki. Bunu şat atıyorsunuz. At bakalım. Çok sert değil de. Salut. Buranın doğası inanılmaz güzel. Bir tarafınız göl, bir taraf kocaman dağlar. Size Cinque Terre'de İtalya'nın en güzel köyleri diye bir liste olduğundan bahsetmiştim ve Cinque Terre'deki bu listeye giren tek köyün Vernazzo olduğunu da anlatmıştım. Bu listede bir de hangi köy var dersiniz? Tam şu an bulunduğumuz köy Malcesine var. Buranın gerçekten doğası mükemmel. Bir tarafı masmavi bir göl, diğer tarafı
koskocaman dağlar. Sokakları da çok tatlı Malcesine'nin. Birkaç tane seyir noktası var buranın. Bir de bir kalesi var. Şimdi o taraflara doğru gidelim. Biraz gölü yukarıdan izlemeye çalışalım ve kale manzarasını görmeye çalışalım. Geldik. Normalde içine girmeyi düşünüyorduk ama kişi başı giriş 6 euroydu. O yüzden girmemeyi tercih ettik. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Hemen kalenin altında göle girmek için bir alan da bulunuyor. Ufak bir sahil diyebiliriz buraya. Buradan göle girmek muhtemelen çok keyifli olur. Çünkü biraz ileriye doğru yüzdüğünüzde direkt yukarıda şu an önümdeki kayaların üstünde kale konumlanmış durumda. Bugün ne yazık ki hava kötü. Bizim normalde şortlarımız yanımızdaydı. Hava çok güzel olsaydı bunu deneyebilirdik. Buradaki birçok yerleşim yerinde yüzme şansınız bulunuyor. Su da mis gibi tertemiz. Videonun başında bahsettiğim Baldo Dağı tam arkamızda. Buraya teleferikle ulaşabiliyorsunuz. 1750 metreye kadar teleferik sizi çıkartıyor. Dağın zirvesi 2200 küsür metre. Teleferikle çıktığınız noktadan hiking rotaları var. Yani yürüyüş yapabiliyorsunuz dağın üstünde. Gidiş dönüş bilet 25 euro. Yani sadece çıkayım, manzarayı izleyeyim, döneyim derseniz biraz pahalı olabilir. Tabii sizin bileceğiniz şey ama benim daha fazla vaktim olsaydı ne yapmak isterdim? Bir gün ayırıp oraya ya da en azından sabah erken başlayıp yarım gün ayırıp oraya çıkıp hem manzaranın keyfini çıkarmak hem de oradaki hiking rotalarında yürümek isterdim. Hatta zirvesine de çıkmak isterdim. Sizin de bilginiz olsun. Garda Gölü bir buzul gölü aslında. Bu yüzden rengi çok güzel, açık mavi. Bayağı da derin bir göl burası. Ortalama derinliği 136 metre. En derin olduğu yer ise 346 metreymiş bu gölün. Aynı zamanda bu göl İtalya'nın en büyük gölü. Peki sizce İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nden büyük müdür, küçük müdür? Büyükse ya da küçükse kaç kat küçüktür ya da kaç kat büyüktür? Şimdi bir siyah ekran gelecek 10 saniye kadar. Yorumlarda tahmin etmeye çalışın ya da yorum yapmasanız bile kendi kafanızda tahmin etmeye çalışın. Telefonlarınızdan haritayı açıp kontrol edebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz ama internetten bakmayın cevabına. Şimdi siyah ekran gelsin. Evet, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü'nden yaklaşık olarak 10 kat daha büyük. Yanlış ya da doğru vakit ayırıp yorum yapan herkese teşekkürler. Şimdi biz arabamız olduğu için Limone Sul Garda'ya arabayla gideceğiz ama bu vapurlarla da geçebiliyorsunuz. Gidiş dönüş oraya gidip gelmek 9 euro toplamda. Çok aslında verilebilir bir para. Çünkü arabayla bütün gölü dolaşmanız gerekiyor. Burada kalıyorsanız sadece bu çok ideal bir ulaşım yöntemi bence. Şimdi Limone del neydi? Limone Sul Garda. Sul Garda'ya gidiyoruz. Evet, toplamda aslında 26 tane böyle küçük küçük yerleşim yeri var Garda'nın çevresinde. Biz bunlardan sadece 2 tanesini ziyaret etmiş olacağız. Malcesine ve Limone Sul Garda. Malcesine Garda Gölü'nün doğu kıyısında yer alıyor. Limone Sul Garda da batı kıyısında yer alıyor. Malcesine'den tam karşı kıyıda görüyorduk Limone'yi. Oradan da şimdi Malcesine'yi biraz izleyeceğiz. Yürüyüş rotaları var. Yani yapılacak şeyler arasında şehirde yürümekten, işte sokakları keşfetmekten, kıyıda yürümekten genelde bahsediliyor. Biz de onları yapacağız aslında. Çok fazla bir planımız yok. Karşı taraftaki dağları izlemiş olacağız. O Baldo Dağı'na vesaire karşıdan bakacağız bir de. Her yer Alman dolu. Bütün arabalar Alman plaka. Sokakta herkes Almanca konuşuyor. Almanların hepsi Garda Gölü'nde. Fahri olarak işgal etmişler burayı resmen.
Şimdi Limone Sulgarda'ya geldik. Belediye binasını bulduk burada. Buranın bahçesi çok güzel. Şu arkamda gördüğünüz çardağın altında banklar var. Oturunca da güzel bir göl manzarası var. Marsa Sinai'yi de tam karşıdan görüyorsunuz. Şu arkamdaki dağları izliyorsunuz. Eğer planınız yüzmekse Garda Gölü'nde, Limone Sulgarda bayağı uzun bir sahile sahip. Az önce giren insanlar da gördük. Bir de şu kuzeye doğru olan manzarası bence bayağı etkileyici. Böyle 3-4 dağ birleşiyor. Burada yüzmek keyifli olabilir gerçekten. Yani ilk yerle karşılaştırırsak kesinlikle burası yüzmek için tercih edilmeli. Şimdi böyle bir yere oturduk. Göl kenarında. Buradaki restoranların puanları genel olarak düşüktü. Yüksek puanlı olanlar da biraz pahalıydı. Çok da pahalı bir şey yemek istemedik. İnşallah doyarız diyorum. Benim de canım et çekti. Burçak yine pasta devam etti. Evet. Ama evet, et de biraz inceymiş. Karbonhidrat almaya devam. Manzaramız şöyle. Yemek yediğimiz restoranın manzarası güzeldi ama yemeklerin lezzeti çok sıradandı ve o sıradan lezzetler için biraz fazla para ödediğimizi düşünüyoruz. Siz kendinize daha güzel bir yer araştırmalısınız bizce. Mesela bütün levhalarda da böyle limon resimleri var. Rentbot yazan yerden saatlik ya da yarım saatlik bot kiralayabiliyorsunuz. Tamamen kendiniz kullanıyorsunuz. Bir vlogta görmüştüm. Yarım saate 50 euroydu. Hala öyle mi bilmiyorum. Ama şöyle bir lisansa falan ihtiyacınız yok. Buradan ta karşı kıyıya kadar gidebilirsiniz. Mesela o izlediğim çocuk Marsa Sinai Kalesi'nin yanına kadar gidiyordu. Yani saat arttıkça tabii ki fiyat da artıyor. Sorduk bu arada. Saati 80 euroymuş. Mesela bugün kapalılarmış. Hava dolayısıyla da olabilir bu. Bir de Limone Sulgarda'nın gerçekten uzun bir sahil şeridi var. Panoramik bir manzara eşliğinde yürüyebiliyorsunuz. Şehrin aynı zamanda üst kısmı da var. Orada da dar sokaklar, güzel evler, güzel kafeler bulunuyor. Dokunmayın diyormuş, görmedi. Videoyu artık yavaş yavaş bitirelim. Marsa Sinai'yi ve Limone Sulgarda'yı size göstermeye çalıştık. Limone Sulgarda'da biraz daha az vakit geçirdik. Bizim gördüğümüz kadarıyla, tecrübe ettiğimiz kadarıyla Marsa Sinai daha otantik, daha böyle İtalyan esintileri taşıyan bir köy. Ama Marsa Sinai'den buraya gelirken gölün etrafından dolaşıyorsunuz, kuzey tarafta. Oradan gölün batı yakasındaki Limone Sulgarda'ya geliyorsunuz. Geldiğimiz bütün köylerde biraz daha turistik bir hava hissettik. Çünkü yapılar daha yeni geldi bize. Biraz daha böyle o Türkiye'de bildiğimiz tatil beldelerini andırdı. Ama Marsa Sinai'nin içi çok daha farklıydı. Limone Sulgarda'da yaptığımız tek şey kıyı şeridinde yürümek, dar sokaklarında gezmek oldu aslında. Daha fazla vakti olanlar için sadece bir öneri. Daha detaylı bilgileri bulabileceğiniz siteyi de aşağıya bırakırım mutlaka. Burası için 5 farklı yürüyüş rotası oluşturmuşlar aslında. İşte zorluk seviyeleri var. Aileyle gelenler için var, çocuklular için. Daha profesyoneller için daha uzun trekking rotaları da var. Bunların işte nereden başlanıp nereden bitirildiğine dair
çok güzel açıklamalar yapmışlar. Hatta anladığım kadarıyla gittiğiniz yerlerdeki QR kodları okutarak telefondan oralarla ilgili bilgiler de edinebiliyorsunuz. Bu rotaları takip edebilirsiniz. Yani burada yapacak bir şey arıyorsanız. Biz Garda Gölü'nü çok beğendik. Gerçekten doğası muhteşem buranın. Başka bir zaman çok daha uzun bir vakitte gelmek gerek diye düşünüyoruz. Bunu çok kısa zamanda muhtemelen yapamayız. Ama bundan bir 3-5 sene sonra mutlaka yapmak isteriz. Çünkü hem burayı çevreleyen dağları hem de gölün kendisini çok beğendik. Yeşille mavinin uyumu gerçekten mükemmel buralarda. Eğer İtalya tatili yapmak istiyorsanız sadece Roma'yı, Milano'yu, Floransa'yı düşünmek yerine bu Garda çevresinde kesinlikle rotanıza ekleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hiç abartmıyorum. Buralar muhteşem yerler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi size İtalyan otoyollarında nasıl gişelerden geçilir onu çok kısa gösterelim. İlk gişeye geldiğinizde otomatik çıkıyor zaten bu kart. Bir sonrakinde hemen okutup kredi kartıyla çok rahat biçimde dokunmatikle ödeyebiliyorsun. Şimdi bu karta yazana girmek gerekiyor. Tabii cash'iniz varsa o da olur canım. Aynen ama bu çok kolay. Şimdi bunu yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra zaten temassız yanıp sönüyor. Şu an okudu. 55 kilometrelik yol geldik. 4.20 tuttu. İtalya'da çok fazla ücretli yol var. Buraya kadar izleyenlere de bu da ekstra bir bilgi olsun. Çok teşekkürler.